Ne be? Halacığım! Bebişim yarın seninle bakıma gidelim mi ha? Ne dersin? Yok, yok yavrum siz gidin ben gelmeyeyim. O da gidemez ki zaten. Sabah ekmek yapacaklar. Doğru diyeyim Feridem. Hem sen ben halan gidebilir. Kendimize bakım ettirir. Bakım ettirir? Ya sen ne işin var evde? He? Yoksa bu yaştan sonra görücüye mi çıkacaksın? Ne diyorsun çapkın? Baba bakım ne imkar etmez artık. Siz gidin ama. Benim de canım istemiyor zaten. Ne diyeyim Feride? Halanı anlayayım da. Sağ ol ana ya. Ne güzel moral verir sen insana. Bu masada şu an çok büyük bir haksızlık var. Ya benim masaja ihtiyacım var ya masaja. Şu sırtımdaki hamal kamburu baş göstermeye başladı bile. Benim de ellerim nasır tuttu. Yakında zımparayla manikür yapacaklar bana. Biz de götürün lütfen. Yok olmaz. Doğru fırına. Hayda herkes de gardiyan kesildi başımıza. Ya dedeciğim ben sen bir şey söyle. Hı? Ne olur Grandpa ya kurtar bizi bu eziyetten. Vallahi bak söz büyüyünce çalışacağım. Vallahi bu beni aşar kızım. Bu bana öyle buyurmuş. Bana söz düşmez. Öyle mi? Hani sen bubaların bubasıydın? Ha? Bence sen bizi bu esaretten kurtarabilirsin. Yani öyle bir yetkin var gibi gözüküyor. Vallahi dedeciğim ben kendim için değil senin iyiliğin için söylüyorum. Bak ben daha reşit bile değilim. Ya çocuk işçi çalıştırdığını duyarlarsa? Hı? Ya benim bu narin belim o 25 kiloluk onları taşırken çat diye ortadan ikiye ayrılıverirse Allah korusun. Ya size o kadar ağırlık taşıtıyorlar mı ya? Hı hı. Allah canımı alsın ki. Yavaştan abi iş gelirse bunların emine. He? Senin bu oğlunda hiç akıl yok biliyor musun? Güzel laf değil mi? Ne laf demeyeceğim ya. Hiç akıl yok işte. Şurada yorgancılar dururken kalkıp da fırınla vermesinin ne anlamı var? Ben en yakın zamanda sizin işinizi halledeceğim. Merak etmeyin kızlar. Oley be! Kızlar mısınız? Evet. Fırından kurtulup yorgan dikmeye başlayacaksınız herhalde. Ha? Ne? Doğru değil Feride. Fırına gitmek istemiyseniz dedeniz bizim yorgancıyla konuşsun. Siz böyle yünleri eğirip sonra çuvaldızından yorganları dikersiniz. Kırk katır mı kırk satır mı diyorsunuz yani? Ay yok tamam vallahi ben fırıncıya razıyım. En azından sıcak simit yiyoruz. Oh benim hasuşam. Beterim beter var. Benim babam geldi. Ben bir kapıyı açayım. Bu yorgancı işi de bence masaya yatırılabilir bir konu. Hadi hadi çok konuşma. Yesene kızım. Hoş geldin Dert. Dert değil Gökçe'cim. Mam. Hatta eks mam. Ne oluyor anne hayırdır? Ne olduğunu birazdan anlarsın. Buyurun. İyi akşamlar Valide Hanım. Sana da iyi akşamlar kayınpeder. Ne oluyor? Kusura bakmayın böyle çat kapı geldim ama. Sen de bizim evi yol geçen hanı belledin. Gene ne istiyorsun Şurtan? Tamam hemen. Bana bak kadın. Eğer yine torunlarımı almaya geldiysen boşuna heveslenme. Avucunu yalarsın. O zaman şimdilik şöyle yapalım. Torunlarınız bir süre daha sizinle kalsın. Ben kızınızı alayım. Ne? Ben mi? Yok Kuzey. Ha, iyi tamam. Sen ne diyorsun ya? Kimin evinden kimi alayım sen? Memur Bey. Ne diyor bu kadın? Bırak. Pembe Hanım hakkında şikayet var. Şule Molloğlu'nu kaçırıp zorla alıkoymuş. Ne? Ne? Memur Bey. Şu benim ufacık kızıma bir bak. Bir de buna bak. Aklınızı alayım mı? Evet ya fizik kurallarına aykırı bir kere. Savcının talimatı var. Pembe Hanım'ı götürmek zorundayım. Ne oluyor Pembe? Ha? Doğru mu söylüyor bunlar? Gerçekten bir fenalık yaptın mı sen bu kadını? Pembe Hanım bizimle gelmeniz gerekiyor. Ya hayır ya. Götürmeyin alımı. Onun tertemiz, çok temiz bir kalbi vardır. Kimseye zarar vermez o. Pembiştir. Pembişim gitme ya. Ya
siz merak etmeyin, daha bir şey olmaz. Buyurun. Hanım, buyurun. Anne, şu saçmalığa bir son verir misin lütfen? Ya söyle, bıraksınlar anamı. Feride'cim, herkes hak ettiğini yaşıyor. Ne oldu? Gazımı aldırdın da başın gördü mü? Şimdi beni daha iyi anladın mı valide? Bir insanın evladının elinden alınması ne demekmiş, anladın mı? Ha, o mesele. Emme, hiç kimse senin evlatlarını alıkoymadı. Sen böyle yapmaya devam edersen çok kaybedersin. Daha da kaybedersin. Kimin kaybedip kimin kaybetmeyeceği er ya da geç ortaya çıkacak. Ya anne, nereye gidip? Sakın, sakın bir daha bana anne demeyin. Şeref, Şeref, hadi ara avukatı da gelsin, kızımızı kurtaralım. Babam bu olanları öğrendiğinde ortalık fena karışacak.